Efendim, düğünümüz var. Yavuz Bingöl 5. evet. kez evet dedi. Bu son olsun dedi. İnşallah son kez sondur. Evet denilen o görkemli düğünle devam ediyoruz. Sanatçı Yavuz Bingöl, Nişah Ağoğlu ile 5. kez nikah masasına oturdu. Yavuz Bingöl'ü en mutlu gününde sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum şahidim. Merakla beklenen düğünden en özel, en renkli görüntüler söylemezsem olmaz da. Evet. Bravo. Bravo. Sanat camiasının sevilen ismi Yavuz Bingöl, kısa bir süre önce 6 yıldır birlikte olduğu Nişah Ağoğlu'yla evleneceğini duyurdu. Zaten beraber alınmış bir karar. Uzun süredir zaten birlikteydik, evet. Şimdi bunu nikahla taşlandıracağız inşallah. Hayırlı olsun diyelim. 59 yaşındaki sanatçı ve kendisinden 21 yaş küçük 38 yaşındaki eşi Nişah Ağoğlu, Balıkesir Ayvalık'ta sade bir nikah töreniyle nikah masasına oturdu. Öncesi çiftin nikah şahitlerinden Oktay Kaynarca kucağında Yavuz Bingöl'ün torunuyla röportaj verdi. Kime yakışmaz ki oğlum çocuk? Ya bunun dedesini evlendiriyoruz işte. Allah beterinden saklasın. Demeyin öyle. Yok be, ikisi de çok sevdiğim kardeşim. Çok güzel mutlu güne tanıklık yapacağız. Çok güzel bir gün olacak. Hediyemiz hazır mı efendim? Hediyemizi verdik biz zamanında. Sahilde kıyılan nikah töreninde çiftin nikah şahitliklerini iş insanları Kürşat Yılmaz ve Erdoğan Aşık, ünlü sanatçılar Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan yaptı. Sayın Nişah Ağoğlu, yanınızda bulunan Sayın Yavuz Bingöl ile hiç kimsenin tesiri altında kalmadan nikah memuru malum soruyu ilk gelin hanıma sordu. Kendi arzu ve gönlünüzce evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Nişah Ağoğlu'ndan sonra sıra Yavuz Bingöl'deydi. Sayın Yavuz Bingöl, siz de yanınızda bulunan Sayın Nişah Ağoğlu ile hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzu ve gönlünüzce evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Son kez evet. Yavuz Bingöl'ün ardından davetlileri güldüren bir çıkışta nikah şahidi Oktay Kaynarca'dan geldi. Yemin ediyorum şahidim. Sayın şahitlerimiz, çiftimizin evlenmek istediklerini duydunuz. Sizler de bu evliliğe şahitlik etmek ister misiniz? Yemin ediyorum. Yemin ediyorum şahidim. Babadan en anlamlı tebrik. Yavuz Bingöl'ün babası Yılmaz Bingöl nikah töreninden sonra kendi babasına ait aile yadigarı İstiklal Madalyası'nı ünlü sanatçıya taktı. Yavuz Bingöl babasının anlamlı jesti karşısında gözyaşlarını zor tuttu. Evet, dedemden kalma İstiklal Madalyası. Her zaman ailenin en büyüğünde olur. Dedemden sonra ailenin en büyüğü babamdı. Ona taşınmıştı. Babam da hayattayken abime vermişti. Alabilir miyim? Birlikte. Törenin ardından çiçeği burnunda çiftten ilk açıklama geldi. En mutlu günümüzde kalbimiz buruk. 2 gün evvelki şehitlerimiz, 5 şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Bugün de bizim en mutlu günümüz aslında ama biraz buruğuz. Benim için ilginç bir gün. Küçük bir kız çocuğuyken çok hayal ettiğim bir gündü bugün. Benim için bu gelinliği giydiğim gün bu. Ama işte koca bir kadın oldum ve bu gelinliği giydiğim gün ülkemizde inanılmaz şeyler oluyor. Gerçekten çok buruk bir gün. Tabii ki çok mutluyuz. 2 duyguyu bir arada yaşıyoruz. Bütün hani herkese başsağlığı diliyorum. Nikah töreninden sonra davetliler eğlenceye geçti. Düğünde Bingöl çiftini yalnız bırakmayan Alişan ve Buse Varol'da çifte mutluluklar dilerken bir de tavsiyede bulundu. Valla zaten kaç yıldır çok güzel bir sevgiyle birlikteler. Sevgilerine de şahidim. İnşallah ömür boyu bundan sonra mutlu olurlar. Evet, 60 yaşında Yavuz Bingöl, kendisinden 21 yaş küçük bir
hanımla, Nişi hanımla dünya evine girdi ve evet derken de son kez dileklerini kendi kendine etti. İnşallah amin diyelim biz de, mutluluklar dileyelim yeni çiftimize. İnşallah. Buyurun. Ben dedim ki yani herhalde Yavuz abi bir daha evlenmez ama bir sohbetimizde demişti ki eğer çok seversen bir daha da evlenirim demişti. Gönlünün prensesini bulunca da nikah masasına oturması çok da gecikmedi. Çok güzel bir çift oldular. Çok iyi anlaşıyorlar. Çünkü Yavuz abi evliliği ikna etmek zor. İyi tanıdığım için söylüyorum. Yok, çok başına buyruk bir adamdır. Evliliği ikna etmeye zor. Beş kere evlenmiş. İşte demek ki hayatına güzel kadınlar girmiş, doğru kadınlar girmiş. Her erkek bu kararı almaz. Bir de 60 yaşından sonra hiç alınmaz böyle kararlar. Çok radikal değişimler bunlar. Şimdi normalde ya okulda yatar, şimdi onun bir okulu var, sanat akademisi var. Benim de üst katında Sadri Alışık'ta ben de konservatuvar okudum. İlk iki kat onun okulu, diğer üç kat da bizim okuldu. Ve sürekli hani orada abi kardeş olarak tanıştık ve birbirimizi çok sevdik saydık. Hatta o dönem Aşk Haberi falan bile çıkmıştı. Kimle? Yavuz Bingöl'le Didem işte. Galada uzun zamandır görmemişiz birbirimizi. İki sohbet ediyoruz. Hani işler ne oldu, projeler geliyor falan derken hop dediler ki işte bir ilişkiye mi başladılar bilmem ne, ki o zaman Öykü Gülmen'den yeni ayrılmıştı, bir de çok sıkıntılı bir boşanmaydı. 200 bin nafaka meselesi vardı. O dönem Öykü açıklamalarda bulunuyordu. İşte Yavuz durmadan işte Kıbrıs'ta eve gelmiyor, şu bu diyordu. Ya yani böyle bir süreç geçirdiler. O da çok yıprandı bu boşanma sürecinde. O yüzden dedim bu kadar kötü bir evlilik ve boşanma süreci yaşadıktan sonra bir erkeğin bu kararı alması çok zordur. Mutluluklar diliyorum. Türkiye'de son yıllarda yapılan düğünlerde, nikahlarda gördüğüm en güzel hanımlardan, gelinlerden biri. Ve Yavuz da çok karizma bir sanatçı. Birbirlerine çok yakışmışlar. Gelinliği de çok beğendim. Allah mutlu mesut etsin. Onlar aslında Nilşah Hanım 23 yaşındayken tanışmışlardı. Yani 15 yıldır tanışıyorlar. Bu Yavuz Bingöl'ün kendi söylemidir. Allah Allah. Evet, evet. Ve son 5 yıldır... O tanıştıklarında aralarında bir şey var mıymış? Hayır. 23 yaşındayken Yavuz da işte 40'lı yaşlarda. O zaman tanışıyorlar. Ve son 6 yıldır da beraber yaşıyorlar. Ayvalık Sarımsaklı'daki evlerinde yaşıyorlar zaten. Nikahı da orada yapmayı... Ayvalık'ta yapmayı tercih etmelerinin sebeplerinden biri de o. Ve Gelin Hanım peyzaj mimarisiyle ve mücevher tasarımıyla ilgileniyor. Yavuz diyor ki ya benim işlerime hep karışır diyor. Beni çok güzel yönlendirir diyor. İşlerimle ilgili çok motive eder diyor. Bana çok yardımcı olur diyor eşi için. Çok iyi anlaşıyorlar zaten. Neden evlilikle taşlaması? Ya 5. olur, 6. olur, olur ya. Niye evlenmesin ki yani? Şimdi bu evlilik neden konusunda yani? İki tip adam vardır. Nasıl yani? Ya bir kere evlenir ve bir daha hayatı boyunca evliliğe tövbe eder. Asla onu ikna edemezsiniz. Ya da bir kere evlenip 5 kere 10 kere de evlenebilir. Bu biraz da kadına yani, bağlı ya. Hayır, kadına bağlı değil. Şimdi biraz şöyle söyleyeceğim. Bağlı. Şimdi bakın, Yavuz Bingöl aslında çok uzun flört edip de evlenmiş biri değil. Dikkat edersen diğer evlilikler hep çok ani, çok kısa flörtlerle. Öykü Gürman'la 8 ay sürdü 8 evlilik. Ay. Bak, 8 ay. Şimdi evlilik burada, de 1 yıl sürdü ama. İşte bak. Şimdi burada uzun vadede bir flört edildikten sonra, yani 5 yıl az bir zaman. 5 yıl değil mi dediniz? 6 yıl flört. Bu arada bir ayrılık var, onu da söyleyelim. Bir kere ayrıldılar, daha sonrasında barıştılar. Evet. Bu ilişkinin 6 yıllık sürecinde bir ayrılıp daha sonrasında barışma var. Ama benim şöyle de bir tespitim var hayata dair. Yani bunu tabii ki bu güzel çiftten tenzih ederek konuşmak istiyorum. Evet. Uzun flört yapılan, yani uzun bir flört döneminden sonra bir evlilik kararı alıyorsanız, ben onun çok uzun sürdüğünü görmedim. Hadi aman ya sen de ya. Oğlum daha yeni evlendiler, niye öyle diyorsun? Yani şimdi Allah bir kere bir erkek 5 kere evlenip boşandıysa, bir kere o evliliğin büyüsü o erkek için kaybolabiliyor. Yani çok çabuk, nasıl olsa 5 kere evlendim, boşandım. Bak, bu çok önemli bir soru işaretidir. O flörtte erkek biraz hevesini alınca evlilik düşünmüyor mu demeyi getiriyorsun? Hayır. Hani uzun süreli flörtlerden. Şimdi uzun süre flörtlerden bir evlilik olduğu zaman, evet, o evlilik bazı, yani benim gördüğüm. Ne değişiyor ya? Zaten 6 yıldır mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Ama inşallah Yavuz'da böyle bir şey olmaz tabii ki. Olmaz. Çünkü artık belli bir yaşa geldi kendisi. Ama benim bu çifte yakın olan bir arkadaş grubundan edindiğim bir bilgi var. Hanımefendi bir kere çok yumuşak başlı, çok iyi huylu bir hanımmış. Ve
Yavuz Bingöl'ü her yerde çok güzel asiste eden, evet, iş hayatında, evet, özel hayatında onu çok iyi taşıyan bir, evet, hanımefendiymiş. Evet. Ben o yüzden de mutluluklar diliyorum. Acaba çocuk çok yakışmışlar ya birbirlerine. Biliyorsun torunu da var artık Yavuz'un. Şimdi, evet, bir kere hanımefendi ilk isteyebilir. İlk eşinden bir kızı var. Türk'ü sinema. Oktay Kaynarca esprisini yapıyor ya. Ya evet. Yani, dedesinin düğününe geldi diye. Dedesinin, evet, düğününe. Yani tabii ki olabilir. Çünkü olur. Hanımefendi de çok genç daha. Evet. Ve çocuğu yok. İlk kez evleniyor. İsteyebilir. Olabilir de. Yani baksınlar biraz daha evlilik nasıl gidiyor. Hani bir sene sonra 6 yıl düşünsünler. 6 yıl uzun bir süre ilişkilerinde ve orada bir kez ayrılık olup tekrardan barıştıkları anlamı demek ki zaten birbirlerinin değerini anlamışlar, evet, bence. Hani bir dışarıda bir bakmışlar etmişler birbirleri olmadan da hayatlarına devam edip biz birlikte daha iyiyiz demişler ki zaten Yavuz Bingöl'de son kez evet söylemiyle aslında İnşallah. Bu evliliğin son olmasını canı gönülden İnşallah. Hevesli evet, olduğunu İnşallah. Görüyoruz. Onu çekip çeviren bir kadın lazımdı biliyor musun? Bir kere çok Yoksa tatlı çok bir çiftler. Çok kadın ruhundan anlayan çok naif, çok yani kadının ruhuna okşayacak konuşmalar yapan bir adam yani. Aslında Yavuz bakın her erkek evleneceği kadındaki aradığı en büyük özellik anaçlığı, evet, onu koruması, kollaması, üstüne düşmesi. Evet. Yani anaç kadın sever erkekler. Evleneceği kadında da bunu ararlar. Yavuz Bingöl'ün siz 3,5 yıl Burcu Karay'la nişanlı olduğunu hatırlıyor musunuz? Evet. O da hani dediniz yani böyle kısa birliktelikler sonrası evlendi ama bu evliliği 6 yıl sonrasında gerçekleşti diye. Aslında hani uzun ilişkiler adamı da diyebiliriz, evet, baktığımızda. Evet, çok deneyimli oldu artık evliliklerinde, ilişkilerinde. Beşinci kez son Bakalım kez var. Evet diyerek. Evet, evet, evet. Çok tatlı Allah bir çiftler. Mutluluklar efendim. Yeter inşallah. Ki herkes çok mutlu olsun, evet, gerçekten, evet, evliliğinde de ilişkisinde de. Şimdi... Evet. Mutlu bir evliliğin ardından acaba bir evliliğimiz bitti mi diye soracağız. Mustafa Sandal evliliğinin üstünde kara bulutlar dolaşıyor. Sosyal medyadan fotoğraflar silindi, soyadı silindi. Ne oluyor Sandal çiftine bir izleyelim mi? ...90'lı yılların sonu 2000'li yılların başlarında çıkardığı şarkılarla müzik piyasasına giriş yapmıştı. Kendisini müzik alanında yenileyemeyen ve geliştiremeyen Mustafa Sandal müzik kariyerinde atılım yapamadı. Yaklaşık 2 ay önce çıkardığı ihtimal şarkısıyla oldukça iddialı bir giriş yapan Sandal, rakipleriyle kıyaslandığında dinlenme oranları geride kaldı. En son tutan şarkısının ne zaman olduğu unutulan Mustafa Sandal gündeme gelmek için olay yaratan açıklama yapmıştı. Sandal'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama nedeniyle eleştiriler çığ gibi büyüdü. Mustafa Sandal son olarak meclise sunulmak üzere hazırlanan yasa teklifiyle ilgili skandal bir paylaşım yaptı. Limiti 100 bin lira üzerindeki kredi kartlarından savunma sanayi destekleme fonu için kesilmesi planlanan 750 liralık katkı payına daha şimdiden karşı çıktı. Sandal yaptığı paylaşımında... Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu haftaya kredi kartı limitimi 99 bin TL'ye düşürerek başladım. İyi haftalar ifadelerini kullandı. Bu açıklamadan sonra gelen tepkiler artarak devam etti. Bir kullanıcı, yılda 750 lira veremeyecek kadar fakir bir sanatçı, yazık, sana yardım kampanyası mı yapsak, ne yapalım? Derken bir diğer kullanıcı, utanmadın değil mi hiç? Bu adamı biz sanatçı yaptık, cebine parayı biz doldurduk ey Türk milleti, şimdi savunma sanayisine gidecek 750 lira için çıkarttığı tantanaya bakın, yazıklar olsun, diyerek tepkisini dile getirdi. Müzik kariyerindeki yıldızı sönme noktasına doğru ilerleyen Mustafa Sandal evlilik hayatında da mutlu olamadı. 10 yıllık eşine nafaka ödemiyor. 2008-2018 yılları arasında evli olduğu ve iki erkek çocuğunun annesi olan Emina Yahoviç'e imzaladığı boşanma protokolünde memleketi Sırbistan'dan 250 bin euroluk ev almanın yanı sıra eski eşine aylık 10 bin TL, oğulları Yaman ve Yavuz'a da 10 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti. Evliliğimize noktayı koyduk ama sevgimiz, dostluğumuz, o samimiyetimiz ömür boyu. Son nefesimize kadar devam edecek. Öte yandan pop şarkıcısı çocuklarının tatil ve sağlık masraflarını karşılamayı kabul etmişti. Emine Yahoviç geçen zaman diliminde Mustafa Sandal'ın yaptığı anlaşmaya sadık kalmadığını açıkladı. Gerçekten son dönemde çok abartılıyor bu işler. Yani artık biz birbirimizi takip etmek zorunda da değiliz.
birbirimizi övmek zorunda da değiliz. Artık o hikaye benim hayatımda gerçekten bitti. Mustafa Sandal ve Melis Sütçürup'un evliliği noktalanıyor. 2022 senesinde Melis Sütçürup ile dünya evine giren şarkıcı Mustafa Sandal'ın bu evliliği 2 sene sürdü. Melis Sütçürup ve Mustafa Sandal geçtiğimiz hafta birlikte Londra'ya gitmişti. Yaşadıkları tartışma sonucu Mustafa Sandal İstanbul'a yalnız döndü. Melis Sütçürup sosyal medyasında soyadını Sütçürup yaptı ve Mustafa Sandal'la olan tüm fotoğraflarını kaldırdı. Yaşanan krizden sonra Melis Sütçürup, önceki evliliğinden olan oğlu Yiğit ile birlikte Londra'da olduğunu, Mustafa Sandal'ın konser için Viyana'ya gittiğini açıkladı. Ayrılık sorularına ise oğlum var yanımda diyerek yanıtsız bıraktı. Gerçekten canı gönülden söylüyorum. Gerçekten çok özel bir yer. Evet. Kredi kartı limitini 99 bin, 100 binin altına düşürünce kadınlar... Yetmemiş demek ki Londra harcamalarına kredi kartı limiti. Melis Sütçürup da Mustafa Sandal'ı her yerden silmiş. Neden? Savunma sanayi fonuyla alakalı. Mustafa mı harcıyormuş ki? Nasıl yani? Aa, benim aldığım çok önemli bir duyum var. Nedir? Tamam. Şimdi ben size söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Şimdi bir kere bu çiftin ben nazara geldiğine inanıyorum. Geldi nazara inanma değil mi? Ne kadar birbirine yakışan. Sosyal medyada bundan 15 gün önce birbirlerine olan aşklarını dile getiriyorlar. Ya lakin onlar aldanma ya. Aralarında çok büyük bir kavga çıkmış. Kadının artık Melis'in burasına gelmiş. Bak burasına gelmiş. Peki, ne gelmiş? Neden gelmiş? Mustafa Sandal'ın sorumsuzluğu. Bir kere bu evlilikte yani aslında Melis Sütçürup bir erkek gibi maddi manevi evin bütün sorumluluğunu yüklenen Melis Sütçürup. Parası mı bitmiş? Hayır bitmemiş. Bitmemiş. Mustafa Sandal vurdum duymaz kör ayvaz. Umuru değilmiş. İşte elektrik faturası mı ödenecek? Hı-hı. İşte mutfak faturası mı? Ne bileyim çalışan insanların müstahdemin parası mı? Bunların hepsini kadın karşılıyormuş. Allah Allah. Evet. Adam zaten baksana. Evet. Nelerin hesabını yapıyor. Ve kadın en sonunda demiş ki ben senin artık bu sorumsuzluğundan bıktım yıldım. Ya artık demiş bir erkek olarak evin sorumluluğunu alırsın ya da demiş ben daha seni istemiyorum. Yani bu tavrı koyan Melis Sütçürup. Zaten her yerden silen de o. Mustafa Sandal fotoğrafları kaldırmadı. Evet. Melis hem soyadını kaldırdı, Sandal soyadını kadın. Hem de fotoğrafları kaldırdı. Bıkmış kadın. Londra'da ne olmuş olabilir? Yani, Londra'ya gittiler birlikte. Londra'da rest çekti Melis. Hesapları yine Melis ödeyince kredi oradaki her şeyi. Yetmemiş abi. Kredi kartı limitini 99 bine indirdi ya yetmemiş. Mustafa işi gücü bıraktı. Evet. Muhalefet sözcülüğüne soyundu. Sosyal medya fenomenine soyundu. Müzisyenliği bir kenara bıraktı. Kuruş hesabı yapan bir adama dönüştü. Bir de bunu teşvik ediyor bakın. Orada burada yapıp hani sanki parasız pulsuz kalmış ihtiyaç sahibi bir kişiymiş gibi. Ama ki baksana. Daha yasa tasarısı bu. Hemen atladı. Bak evet. Hemen atladı. Gitti yemedi içmedi. Sabahın köründe gitti 99 bin yaptım ey ahali diye bir de paylaşım yapıyor. Böyle bir adam Mustafa Sandal. Bence onu bahane etmiş. Hangi kadın dayanır ki? Hangi kadın tahammül eder? Mustafa Sandal evlilik adamı değil arkadaşlar. Ki yani bu arada evlendi... Melis Sütçürup ayrıldıkları dönemde midemi bulandıran şeyler var demişti. Neydi acaba o midesini bulandıran şeyler? Aralarında çok travmatik laflar ve sözler geçmiş. Öyle böyle değil arkadaşlar. Melis'in bildiği bir şeyler var ama o hani Allah. Midemi bulandıran bazı şeyler bak, var dediği o şeyler bildiği şeylerdi. O da yani. Evet o midesini bulandıran şeyleri yani hepimiz biliyoruz da biz toplumun söylüyoruz. Nezdinde konuşamıyoruz. Evet yani bu çok önemli bir şey. Artık saygı bitmiş yani. Bir senin söylediğini destekleyen bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Evlendiler ya hani çok büyük düğün yaptılar bunlar. Evet. O düğünün masraflarını da kayınpederi karşıladı. Düğünü zaten erkek yapar normal şartlarda değil mi? Hayır. Evet. Ama kayınpederi ısrar etmiş ve bu düğünün o Bodrum'daki Bodrum'da mıydı o çok büyük otel? Marmaris'teki o büyük otel. Evet. Yani çok büyük bir düğün yaptılar. Bütün davetleri oraya çağırdılar. Konaklamalar, yemeler, içmeler kayınpederi karşıladı. Benim aldığım duyumlarda zaten bu yönde bütün evin yükümlü Melis Sütçürup'ta. Ha bu arada Mustafa ayrılır mı? Mustafa asla ayrılma taraftarı yağlı da değil. Yağlı kapıya kapak atmış. Tabii ki ayrılmaz. Tabii ki fotoğraflarını kaldırmaz. Nafaka da sıkıntı biliyorsunuz Emine ile aralarında.
Yani bir de o var. Devam etti bir de yani. Bir de evlatları var. Müşteri. Ya. Ya da işte eşiyle hala problemlerini çözmüş değil. Evet. Ben yani her zaman şunu söylüyorum. Hayatınıza aldığınız bir erkeğin geçmişindeki ilişkisine bakın. Kadına olan tavrına, davranışına bakın. Ama adam oynuyor o zaman yani. Mustafa Sandal ilişkilerde harika bir erkekmiş gibi kendini lanse ediyor, gösteriyor. İşleri çok işleri çok güzelmiş gibi gösteriyor, paylaşıyor. Allah aşkına ya. Arkadaşlar. Yani. 90'ların ülkesi için arkadaşlar, ülkesi için yıllık 750 TL vermekten imtina eden adamdan hiçbir şey bekleyemezsiniz. Olmaz. Ve bu vatandan ekmek hiçbir şey bekleyemezsiniz. Peki kısacık bir reklam arasına çıkacağız. Gidelim. Ya. Bakın reklamlardan sonra Sabancılara gelin gidenler, damat gidenler, Sabancılar karıştı, bizden hiçbir yere ayrılmayın. Efendim ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz, biz geri geldik. Söylemezsem olmaz, Beyaz TV ekranlarında saat 11'e kadar devam edecek. Bizden hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye, Azerbaycan'a kadar bakalım bizim ünlülerimiz nerelerde acaba sahne almışlar? Konserler. Özellikle yapılan açıklamalar, konserler, kim nerede ne giydi, nasıl açıklamalar yaptı? Sahnelerle devam edeceğiz efendim. Pınar'cığım senden de bir sahne bekliyoruz. Geliyor. Sahne açtıktan sonra 29 Kasım. 29 Kasım'da İstanbul'da mı? İstanbul'da sahnem var. 15 Kasım'da da Almanya'da sahnem var. Çok güzel. Benim 2025'im doluyor. Çok enteresan. Oh, maşallah. 2000 yeni yıla sahnelerle giriyorum bir diyorsun. Bir liste açıklayacağım ki şaşıracaksınız. Ama bizi ihmal etmeyeceksin herhalde. Hayır. Hani burada geleceksin, programı da yapacaksın. Tabii, işimin ondan başındayım. Ondan sonra. İşimin bak bunu hep istemiştim biliyor musunuz? Ekip arkadaşlarımızla birlikte senin bir konserine gelsek diye. Tabii ki. Şimdi hangi tarihte? 29 Kasım. 29 Kasım'da? İstanbul'da. İstanbul'dayız. Evet. Kasım ayına da şurada ne kaldı ki? Ataşehir'de. Evet, çok çok büyük hazırlanıyorum oraya. Biz de hazırlanalım arkadaşlar. Gidelim. Gidelim. Gidelim sahnelere de gidelim. Hadi gidelim. Ama ben sahneye çıkarım, şarkı söylerim. Seni özellikle çıkaracağım. Bak ondan sonra benden rol çaldım falan. Seni özellikle çıkaracağım. Vallahi işi gücü bıraktı, şarkı çıkaracağım. Kız yok o taraklarda. Güzel ama arkadaşlar arasında. Güzel tabii. Böyle kendi aramızda. Annemizde sen de varsın. İstiyorum. Tamam. Bir düet çalışalım buna. Tamam. Bu Seda Sayan'la Gülşen de düet yapmışlar. Tamam. Evet. Onun gibi bizim de bir düet hazırlayalım. Bir tane düetimiz. Güzel. Tamam. Yani. Önümüzdeki hafta stüdyoya bekliyorum seni Seda o zaman. Seda ile Gülşen diye. Gece. Gidiyor muyuz? Peki.